Nazan Şoray. Yeni albüm çıkartan Nazan Şoray, işbirlikçimiz magazin muhabiri Seyhan Erdağ kıramaz ve röportaj teklifini kabul eder. Tabii röportaj sırasında başına geleceklerden hiç haberi yoktur. Abdullah Bey, şahane bir hayransınız Nazan Hanım'a. Zaten Seyhan işini gayet iyi biliyor. Hemen başta seni görmüyoruz. Kızı olarak geliyorsun. Sonradan geliyorsun. Yine mekan sahibimiz. Kulaklık, burada kulaklıkla kendi cümlelerinizin arasındaki koordinasyon çok önemli. Tebrik ediyorum arkadaşlar şimdiden. Geçiyorum yerime. Hadi kolay gelsin. Hadi. Nazan Hanım görmedi galiba seni Seyhan. El salla. El salla. Ha, bravo. Yardım et, tut elinden, içeri götür. Ekiple tanıştır Seyhan'cığım. Gelin, buyurun. Hepimiz, bizim ekip Tuna Bir Tek, bizim internet sitesinden editörümüz. O da zaten tanışıyorsunuz, sizi sevdiği için geldi. Burası çok güzel. Kameraman oldu. Arkadaşlarımız. Tek kamera değiliz, üç kamerayız. O yüzden kalabalık bir ekibimiz var. İşte evet, Lebib, tanıştır Lebib'i. Seyhan, Lebib'i tanıt hemen. Buranın ortaklarından de. Aa, özür dilerim. Lebib Bey buranın ortaklarından. Evet. İki ortaklar. Daha şey oldu. 9 ay oldu işte buraya geçelim. Ondan önce de 10 yıldır burası şey, antikacıydı ama son 9 aydır biz buradayız, büyüdü, evet, değişti. Ben de şimdi İstinye'de, bu sefer dedim içinde değil dedin ya sen. Şimdi çekim bekim olmuyor değil mi? Çekim olmuyor, sadece fotoğraf çekiyor arkadaşımız. Evet, Nazan Hanım bir ortama ısınsın, nefeslensin. Bir şeyler içer miyiz diye sor Seyhan. Kahve içiyor musunuz? İçerim. Müsün vakit var mı? Hadi gelin. Ufuk Bey. Hadi o zaman. Evet Seyhan'cığım, bence yavaş yavaş Nazan Hanım'ı havaya sokmaya başla. Pek güzel gördüm sizi. Valla senin korkumdan. Benim korkumdan. Evet, iyi finali olsun diye. Evet, hazır gelmişken size de bir şeyler verelim. Beğendiğiniz bir şey varsa diye sor Lebib dükkanda. Beğendiğiniz bir şey varsa eğer gelmişken bugün şu röportajdan hani, sonra bakabiliriz yani. Ya, tabii tabii. Evet, antikaların da ruhu olduğuna inanırım be. Bir yıllanmış şarap gibi bir kadınsın. O yüzden seni burada çekmek istedim de Seyhan. Şimdi bakın, ilk programım olduğu için bir de hani ruhu vardır ya antikaların, ben ona inanırım. Dolayısıyla özel bir çekim olsun diye şık olalım dedim. Ne yapacağım Nazan Şoray'la, nerede çekeceğim? Özel röportajı kokoreççide olmayacağına göre. Ya şarap mahzeni olabilir. Seyhan. Ya şarap mahzeni. Kokoreç mi? Ya da Seyhan, bingo. Bence iyi. Nasıl? Olur. Nasıl? Bence rahat. De iyi olur. Ben zaten antikacı dedim. Çok hoşuma gitti o fikir. Yoksa öyle bir bağlantı. Ay, burası büyük, tabii. Ferah bir yer, tıkış tıkış bir yer değil yani. Evet. Öyle olması çok ferah. Güzel. Evet, evet, evet. O yüzden ferah diye biz de tercih ettik zaten. Anca sığdı. 78 tane kamerayı anca sığdırdık. Konumuz zaten hiçbir şey değil. Hal halı konuşacağız. Normal şey, single'ı konuşacağız. Steril sevdayı. Hal halın hikayesini soracağım, onu anlat bana anlattığın. Hani daha önceki günahlar artık gına geldi herhalde. Hiç günah gelmemiştir, hiç. Evet, sabırsızlanıyoruz artık Seyhan'da. Yavaş yavaş başlayacağız olaya. Şimdi nasıl oluyor, biz kapıdan hiçbir mı giriyoruz? Hiçbir şeyimiz yok, hiç öyle kapıdan girmiyoruz. Normal burada biz sabit başlıyoruz. Aynen öyle, ben söylüyorum, ilk programım, yeni programım ama ismi yok hala. Sakın hani ismini falan sormayın. Böyle o şeyde kalsın, hiç üstüne basmayalım. Evet Seyhan, hadi röportaj başlasın artık. Nazan Hanım, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Siz hep bana takılırdınız. Seyhan'cığım bir program istiyorum, artık tek başına ol, tek başına ol. Bu benim tek başına olduğum bir program. Özel de bir şey olsun istedim. Böyle ruhu olan, yaşanmışlıkları olan güzel bir mekan olsun istedim. Evet, çok güzel acı oldu ve ilk çekimim. Güzel bir kadınla başlamak istedim programıma de. Yok,
Çok teşekkür ederim. Bir de güzel bir kadınla başlamak istedim açıkçası. Çok teşekkür ederim. O yüzden bugün birlikteyim. Ayaklarınıza sağlık. Önce ruhum güzel diye ben söyleyeyim. Ruhum güzel olduğu için uğurlu geleceğimi de düşünüyorum. Ben teşekkür ederim ilk programında beni düşünüp çağırdığın, davet ettiğin için. Ve buraya da hep gelmek istiyordum. Burada da buluşmamız iyi oldu. Evet, o zaman Hal Hal şarkısıyla başlayalım de. Hal Hal'la başlayalım istiyorum. Evet. Siteli Sevda'ya geleceğim. O zaten ana konumuz ama. Evet. Hal Hal sizin hayatınızda çok önemli yer taşıyan bir evet. şarkı. Bir de yazanı da çok önemli. Evet. Hayatınıza da damga vurmuş. Ama hikayesini muhakkak biliyordur insanlar ama sizden duymak istiyorum. Yani şöyle başlamak gerekiyor. Hani pat diye, yani direkt Barış Manço'dan olmuyor. Çünkü ben bir duygularla oraya geldim. Ben yani 13-14 yaşında çocuk artist rolleriyle film çevirmeye başladım. İşte genç kız olunca, biraz böyle şöhretli olunca. Aha. O zaman bir adet vardı. Sinemadan sahneye çıkma. O benim kameram. Evet, evet. Şimdi artık Abdullah Bey mekana girebilir. Evet, geliyor. Geliyor Abdullah Bey. İsmi geçen, yani size özel, size şöyle özel şey olması, hani isminizin geçmesi açısından Nazo Gelin, hani şarkı size yazılmış olduğu direkt belli. Şimdi Allah şöyle söyleyeceğim. Nazan Şoray, şükürler olsun ya Rabbim. Ben ve Nazan Şoray aynı mekanda aynı havayı teneffüs ediyoruz. Özür dilerim, böldüm mü yoksa? Yok, röportaj yapıyoruz. Tamam, siz devam edin. Özür dilerim, rahatsız ettim. Ben şöyle bir bakayım etrafa. Tamam, peki. Siz devam edin. Evet, kısık sesle hayranınız herhalde de Seyhan. Çok teşekkürler. Rica ederim. Kusura bakmayın, biz de röportaj yapıyorduk. Biraz daha havaya sokalım. Allah'ım nasıl da asil duruyor falan değil Abdullah Bey. İyi yapıyorsunuz, ne kadar güzel. Allah'ım nasıl asil duruyor. Öyledir. Hiçbir şey olmamış gibi röportaja devam edelim Seyhan. Değil, devam edelim mi? Çok önemli bir yerdeyiz. Tamam hanımefendi, tamam. Kusura bakmayın. Ben burada sessiz dururum. Sağ olun, sağ olun. Afiyet olsun bu arada. Mersi. Sağ olun. Tamam. Nazo Gelin ismi geçiyor diyordum. Ay şöyle söyleyeceğim. Evet, oradaki koltuğa otur. Hayranlıkla izle Abdullah Bey. Oradaki koltuğa otur, evet. Evet, oradaki şimdi öyle izle. Onlar var olan şarkısını aldılar. Aynen öyle. Ha. Benimki hot kültür bir şarkı. Evet. Yani siz kusura bakmayın, kusura bakmayın ama ben yıllarca kulağıma sizin sesinizden başka hiçbir ses değdirmedim. Aa, çok özür dilerim, dayanamıyorum be. Dayanamıyorum, evet. Çok özür dilerim, dayanamıyorum. Yani siz devam edebilirsiniz, ben burada sessizce... Ya ama bir daha kesme. Tamam. Tamam, evet, bir daha otur. Hayran hayran bakarak izliyorsun. Ama lütfen o kadar poz olmasın oturuş. Biraz daha yani inandırıcı okay. olsun. Hani bir bakışı canlar yakar onun çıkmasın. Harikasınız. Esmerlik bu kadar mı güzel? Güzel olur. Evet. Burnunun ucunda bir şey var diye yaklaş. Burnunuzun ucunda bir şey mi var acaba de? Yaklaş. Neyse yani hani... Pardon. Burnunuzun ucunda bir şey var. Toz falan olmasın yani. Röportaj yapıyorsunuz ya. Beyefendi. Özür dilerim. Pardon. Çok özür dilerim. Çekimdeyim. Lütfen. Önce kırmak istemedim. Tamam. Tamam. Lütfen. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben burada sessiz oturdum. Ben zaten Nazan Hanım'ın olduğu yerde ağzımı açmam. Ben zaten Nazan Hanım'ın olduğu yerde sesimi çıkarmam. Sonsuza kadar beklerim böyle. Pardon, ben de burada tesadüfen bir arkadaşım bekliyordum. Sizi görmek ne kadar güzel. Yani bu dünyada yaşayacağım en güzel an. Tamam, özür dilerim. Ne olur, bir özür dilerim. Ne olur. Estağfurullah. İnan kendimi tutamıyorum. Beyefendi, neredeydiniz bugüne kadar o zaman? Ben bugüne kadar hangi gazinoya çıksanız geldim. Yani ömrüm sizi takip etmekle geçti. Hayranlık değil bu. Aşığınızım ben. İnanın aşığınız. Neyse, çok teşekkür ederim. Pardon. Çok özür dilerim. Çok teşekkür ederim de çok güzel konuları var. Lafın bir daha kesilirse sinirlen Seyhan. Özel yaptığı şarkı demek. Birinci şey bu. İkincisi ismi geçiyor. Yeni bir isim takılıyor. Az önce böyle yaptınız mı? Yeter! Yeter! Çok güzeldi ama. Yeter ya. Ben burada. Seyhan yavaş. Yavaş. Evet, ben bile korktum Seyhan. O nasıl bağırmak öyle ya? Burada duruyor. Yeter Ali. Çok. Levent Bey bu ne ya? Çok güzelsiniz. Aa, sustum. Yeter ya. Çıkarın dışarı. Dışarı çıkarın. Çok güzelsiniz. Çık.
çıkma. Çıkar mısınız dışarı? Sanatçı hayranlarına böyle mi davranıyorsun? Hayır, ya senin ne demek sanatçı hayranı? Yeter ya. Ama ben aşığıyım hanımefendi. Ben aşığınsa ne yapayım ya? Şimdi aşkın lütfen ama. Kabardı. Lütfen. Evet, itiraz ede ede çıkın Abdullah Bey. Kendisi çık desin. Hayatta en nefret ettiğim şey röportajın gerilmesi ya. Bir fotoğraf çektirsen, bir selfie yapsan. Ya niye numara yapayım? Nasıl yani, röportaj yapıyorlar. Ay evet. Aa. Çıkar mısınız? Evet, kaybolmayın, oralarda durun. Hep uzaklaşmayın. Ay inanamıyorum ya. Gerildim yani, inanamıyorum ya. Neyse devam edelim. Evet, böldü şeyimi. Hayır, ben gerildim. Sende bir şey yok. Çünkü röportajım kesildiği zaman sinir oluyorum. Evet, derin bir nefes al, başlayalım tekrar. Hiç. Evet, haklısın. Senin Sevda. Ha. Tamam, tamamladık mı biz halhalı? Gerildiğini yine belli et Seyhan. Bir şey bu, yalnız burada çok önemli bir noktayı söylemek zorundayım. Orada bir halhalın bir hikayesi var. Yani ben de tabii ki sordum Barış Manço'ya halhal ne demek diye, sonra sordum. Barış da dedi ki yani güney doğu taraflarında evet. Daha çok evet, Abdullah Bey'i şimdi tekrar içeri alıyoruz yavaş yavaş. Hazır olun Abdullah. Evet, evet. Evet, yavaş ama. Şeyle çıksın, şarkı söylesinler. Ben bu şarkıyı yalın ayak söyledim. Bir şey söyleyeyim, çıkacağım. Ali, Lebim. Evet, evet. Abdullah Bey'i çıkarmaya Ali, çalış. Lebim. Nazan Hanım. Efendim. Bakın bir şey söyleyip çıkıyorum. Ya beyefendi. Beyefendi siz hasta mısınız? Çıkacağım ama. Hastayım ama Nazan Hanım'ın hastasıyım be. Abdullah Bey. Çıkacağım ama. Evet hastayım. Nazan Hanım'ın hastası. Lütfen. Çıkar mısınız şuradan? Bir şey söyleyip çıkacağım. Bir şey söyleyeyim. Tamam. 96'da uçak kazası geçirdim. Ölmedim ama. Siz bana öl deyin öleyim de. Daha iyi terk edeceğim. Bakın. Evet buyurun. İnanın, Allah'ım sen sabır. Kurban oldum Allah. Şuradan şuraya adım atmamı nasip etmesin evet. Ki. 96'da uçak kazasından kurtuldum, ölmedim. Ama siz bana öl deyin, şuracıkta öleyim. Şimdi ani bir hareketle hemen diz çök, evlenme teklif et. Diz çök. Öleyim. Neredeydiniz beyefendi bugüne kadar? Beni mi evlendirdiniz? Ne oldu? Eyvah eyvah, kötü oynamayın Abdullah Bey. Bak yüzüğümü takıp gideceğim de. Hasta mısın kardeşim? Ama lütfen bakın şu yüzüğü takıp gideceğim. Ay yüzeğiniz bir daha. Ne olur. Şunu takın gideyim. Yok hayır. Ali tanrım. Lütfen. Bu arada bana çok ağır bir sakıldı istemem. Nazan Hanım. Ölümü görün. Bakın öl deyin. Öl deyin öleyim bakın. Ne olur. Şunu takmasa gitmem. Evet, al yüzüğü. Tamam, ver yüzüğü. Gitmem. Beyefendi, yüzüğü verince gidecek misiniz? Söz. Hayır, ben almam. Tamam, ben alıyorum. Ben vereceğim, söz veriyorum. Ne olur, göreyim. Hayır, bende şu anda yüzük. Siz çıkın. Siz tamam, çıkın. Duygu gel. Şimdi Duygu. Duygu sıra sende. Evet, beyefendi, Duygu geldi. Ay baba neredesin ya? Göreyim ama ne olursun. Ben polis çağıracağım. Ömrümce... Çok ciddiyim, polis çağıracağım. Lütfen. Babacım, babacım. Beyefendi. Babacım neredesin? Çok özür diliyorum. Babacım ya. Lütfen bakın. Aslında bu kızın annesi siz olmalıydınız Nazan Hanım be. Abdullah. Aslında bunun babacım. Annesi siz olmalıydınız. İnanın ömrüm boyunca ben bunun için yaşadım. Nazan Hanım'a evlenme teklif etti. Pardon, lütfen. O benim yüzüğüm, alabilir miyim acaba babacım? Kızım tekrarladınız. Babacım bak ama sen bunu kaçıncı defa yavrum. Lütfen ya. Evet oradan bir antika kapıp kıracağım, kıracağım bunu de. Bak. Lütfen. Ay babacım. Kırarım babacım, bak. Babacım lütfen. Beyefendi. Hayır, baba. Taksın, bak, saniye, taksın yoksa saniye, kırarım. Lütfen rica ediyorum baba. Durma at kır. Ben vereceğim parasını at kır. Hayır ben rica ediyorum. Baba. Ben tekrar sana veririm onu. Bak bir şey söyleyeceğim. Hayır. Pardon. Hayır lütfen. Kameraların üstünde. Bak ben onu öleyim ben babacım. Benimle evlen. Evlen ne olursun Nazan. Hasta mısın? Lütfen. Baba lütfen. Baba lütfen. Baba lütfen. Baba. Evet, aferin size işte bu. Al. Evlenin ne olur. Ara polisi aradın mı? Arayın. Baba ben onu nasıl ödeyeceğim ya? Babanızı çıkartır mısınız buradan? Şu an Nazan Hanım'ın yerinde hiç babanızı olmak istemezdim. Lebit Bey bırakmayın. Ben öderim şükür var paramız kızım. Baba Allah aşkına lütfen biriniz ağır kardeşim ya. Ya? Olur musunuz rica ben ederim. Ya. Ben ederim baba hanımefendi. Lütfen baba. Bakın babacım. Sizin yargınızı. Babacım lütfen gelir misin? Evet büyütün olayı geliyorum ben. Bak lütfen gel. Bak ben artık bir bakıyorum. Lütfen. Baksana şuradan be! Tamam yeter Allah aşkına.
Gönder ne olursun lan. Eğlenceli. Yani ben de çok eğlendim. Neredeydiniz bugüne kadar o zaman kendinizi tutamıyordunuz da? Hangi güzel sunumaya çıksanız geldim. Bana güzel neticede size aşığım, sizi çok beğeniyorum diyen bir adam vardı neticede. O yüzden fazla sinirlenmedim. Hatta hoşuma bile gitti diyebilirim yani. Hayranlık değil bu. Aşığınızım ben. İnanın aşığım. Neyse çok teşekkür ederim. Çok aramızda. Çok aramızda. Çok aramızda. Evet. Çok aramızda. Aramızda. Çok aramızda.